Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün güzel bir çorba yapacağım. Artık havalar soğudu biliyorsunuz. Kasım'ın 26'sı bugün 2019 Salı. Şimdi öncelikle şuraya güzelce sıvı yağımı alıyorum. 3 yemek kaşığı kadar. Bugün hava çok kapalı. Belki biraz karanlık çıkabilir ama bayağı bir yağmur yağıyor maşallah subhanallah. Allah eksik etmesin. İhtiyacımız var çünkü. Öncelikle yağımı ocağa aldım ve şöyle birazcık tel şehriyelerimi şöyle bir çay bardağı kadar onu belirteyim. Birazcık şöyle kavuracağım. Şimdi yemek kaşığı kadar da unumu ilave edeceğim. Biraz da onunla böyle şehriyelerimi karıştıracağım. Hem şehriyelerim rengi dönmeye devam edecek hem unumun o kokusu gidip güzel bir koku oluşacak ve rengi biraz dönecek. Şöyle bakın. Hem unumun hem şehriyelerin rengi biraz döndü. Ve benim kendimin yazdan yaptığım salçalarım var. Biber ve domates salçasını karıştırarak yaptım. Yani siz ayrı katıyorsanız yarım kaşık biber, yarım kaşık domates yapacaksınız. Benim bu karışık olduğu için bir yemek kaşığı kattım ve birazcık bunu da kavuracağım. Salça tariflerimin de videoları kanalımda var. Oradan bakın. Yaz geldiği zaman takip edip doğal yönden nasıl yapılır bakabilirsiniz. Ve şimdi rendelediğim iri bir tane domatesim var. Artık yavaş yavaş domates soslarını kullanmaya başlayabiliriz. Ve şöyle hemen bici bici kıydığım sarımsağım var. Siz istiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Onları da ilave ettim. Şöyle. Şimdi yaklaşık bir su bardağı olacak şekilde et suyum var. Onu ilave ediyorum. Şöyle 6 su bardağı suyumu ilave ettim. Yani bir su bardağı et suyu, 5 su bardağı normal su ilave ettim. Baharatlarını ister kavurma aşamasında yapabilirsiniz, ister o anda da ilave edebilirsiniz. Fark etmez. Ne yaptım? Birer çay kaşığından az pul biber, kırmızı biber, karabiber ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Et suyunuzu önceden çıkarırsanız daha da iyi olur. Ve yeterince tuzumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar. Tuz oranını kişiler kendileri ayarlasın. Ve bu kemik suyumu, et suyumu hazırlarken kemiklerin üzerinde olan etler var. Ben onları şöyle güzelce ayırdım, dittim. Ve şimdi bunu da çorbamın içine katacağım. Beraber şöyle güzelce lezzeti 5 kat, 10 kat artmış olacak. Şöyle güzelce hem et yemiş olacağız, hem çorbamızı içmiş olacağız. Her şey var. Şöyle güzelce kapağını kapatıyorum. Kaynayınca kısık ateşte şehriyelerin pişene kadar o istediğim kıvamı aldı mı tamamdır. Ama siz yine yanınızda sıcak su bulundurun. Çünkü bu çorbaları yaptığınız zaman koyulaşıyor beklediği zaman. Yeme anında esnasında kaynamış su ilave edip o kıvamı, tuzunu tekrar kontrol edip ayarlayabilirsiniz. Evet, şöyle artık kaynamaya başladı. Kısıyorum. Ve kısık ateşte güzelce bu şehriyelerin pişip istediğimiz kıvama, lezzete geldiği zaman artık çorbamız servise hazır olacak. Hafif böyle kıymışı kontrollü bir şekilde pişmesini bekliyoruz. Artık şöyle çorbama bakıyorum. Evet, bekleyince koyulaşma ayarında düşünerek artık çorbamı servis etmeye hazır. Çorbamızı servis yapacağımız kasemizin içine alıyoruz. Şöyle güzelce etleriyle, şehriyesiyle olacak şekilde. Şöyle bakın.
Dediğim gibi 6 su bardağı yapıyorum. Bir çay bardağı da şehriyem vardı. Açıklama bölümüne zaten yazarım detaylı bir şekilde. Yaptığınızda koyu olursa, başta da söylediğim gibi kettle'da ya da yanınızda çaydanlıkta, cezvede sıcak su bulundurun ve şöyle servis yapabilirsiniz. Evet, çorbamız artık servise hazır. Dediğim gibi yanında güzel bir limon dilimi. Şöyle servis anında güzelce bir maydanoz kıyıp ince ince şöyle yapıverin. Çok harika, muhteşem bir çorba oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. Hem et suyu var, hem eti var. Hem de bu mevsime uygun limon suyuyla muhteşem oluyor. Çünkü artık mevsimler soğudu. Çorbalara çok ihtiyacımız var, biliyorsunuz. Bol bol yapıp yiyelim diyorum. Çok değişik çorba çeşitlerimiz var. Kanalımızdan bakıp yapabilirsiniz. Grip için çorbalarım var. Bakabilirsiniz. Yani her zamanki yaptığımız çorbaların dışında değişik çorbalarımız var. Onlara da bakıp deneyebilirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizlerin de farklı tarifleri varsa onları öneri olarak yazabilirsiniz. Biz bir aileyiz artık. Kocaman bir aile olduk. 50 bine yaklaştık. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde güzelce paylaşımları, yorumları, fikirlerimizi yaptıracağız inşallah. Öncelikle Allah-u Teala sağlık versin. Evlerimize bet, bereket, huzur versin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.